Hey, selam, ben Adal ve bugün Skyblock'ta 5. bölümdeyiz. O kadar fazla macera yaşamadım ama sadece burayı kazmamla beraber bir sümüklü dağ ve bir sürü ata sahip oldum. Bunları evcilleştireceğim. Eğer takacağım zaten balık farmından bir ipeksi dokunuşla elmas kürek yaptım ve dalga konusu olan geçen videoda elmaslardan demir kazma yapacağım. Çok alay konusu olmuş. Hatta bizim bir subredditimiz var. Reddit'te siz de bana meme yapabilirsiniz. Orada da çok güzel bir şekilde karşıma çıkmıştı. Şimdi bu bölüm neler yapacağım? Açıkçası artık terakodaların olduğu başka bir bölüme geçtik ve ben şöyle bir yer yapmak istiyorum. Geçen bölüm başladığımız yer şu an son haliyle böyle. İpeksi dokunuşlu elmas küreğimi hiçbir şekilde kullanmadım. Çim taşıyacağız. Buralar çimlenecek, sonra dekor edeceğiz ve burası aslında tarım alanımız olacak. Şuraya bümbüyük bir yer yapacağım. Yani böyle küçük kasaba gibi farklı yerler yapacağım. Ve ekstra olarak da şu an buraya yapmak istediğim şeylerden biri bir tane Torii Gate. Torii Gate'ler yine Japon mimarisiyle birazcık büyük olacak ama bunun için akasya bana lazım ve benim de akasyam yok. Yani aslında sadece bir tane akasya kütüğüm var ama akasya kütüğümün sadece bir tane olması garip. Bana hiçbir şekilde gelmedi. Akasya fidanı bulduktan sonra seri üretime geçeceğiz ve Torii Gate'lerden bir sürü yapacağız. Açıkçası şu görüntüdense hemen şuna geçmemiz çok daha iyi hissettiriyor. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Ben aslında burayı yaparken bir tık yanlış yapmışım. Eğer ki ben buraya merdiven koyarsam çok çok daha estetik duracağına eminim. Şöyle yapalım ve hem alanımız daha genişmiş gibi duruyor hem de daha kullanışlı. Aynısı burası için de geçerli. Burayı çok fazla basamaklarla beraber buraya getirdim ve fazla yer kaplıyor. Evet, şu şekilde daha az basamak kullanarak buradan hemen geçişi sağlayabilirim. Tamamdır, Torii Gate'lerimizi yapabileceğiz. Artık istediğimiz şey burada, avucumuzun içinde. Akasya kötüyü. O zaman başlasın Japon kültürü bebeğim. Şerefsiz Doğukan, Türk kültürü yap. Azıcık Mevlana'dan sözler paylaş admin. Oh! Atma bak! Oha! Dostum! Ne? Dost değil miyiz? Ne kafa sallıyorsun göt? Allah Allah! İntihar etme! Hayır! Hayır! Hayır hayır hayır, kuş ittirme, kuş! Kuş ne yapıyorsun? Adamı ittirdin. Gördüm, azıcık ittirdin. Sen. Lan dostum. Oha, Mevlana dedik, Mevlana geldi. Tipe bak. Dön bir daha. Zingonun mudur, dingonun mudur, ahırdır denir. Ahıra döndü abi. Şimdi sana bir iş vermemiz lazım. Hatta işi vereceğimiz yer şurası. Aynen. Tamam, güzel. Artık köylümüz de var. Alışveriş yapabileceğiz. Zaten emeraldlarımız da vardı bol bol diye biliyorum. 3 tane zümrüt burada. Tamam. 18 tane varil yapabiliyormuşuz. Varillerden birini şöyle şuraya. Özür dilerim. Aynen. Sana bir iş geldi. Peki sen ne yapıyorsun? Oo, bir zümrüte çiğ morina mı? Yani bir de ha. Oha, zümrüt veriyoruz, çiğ morina veriyoruz. Pişir bize veriyorsun. Abi ısıtıp ısıtıp önümüze koyma yani. Bizde de var. Ha, bu arada çatının şu kısmını ekstra şöyle süsledim. Artık çok daha iyi duruyor. Önceki bildiğine bu açıdan ahır gibiydi. Dostum, görmemiş olayım lan salpandayı. Sana ha dedim ya, önüme köylü geldi, o da ha dedi aynı anda. Onunla aynı anda ha yaptık böyle. Ha. Evet. Yeni bir dostumuz daha var. Hem de direkt geldi. Nasıl olduğu bilmiyorum ama hani yok olmuyor. Hiçbir zaman gitmiyor. Tamamen bizim yanımızda. Onun dışında lavamız var. Hak bu. Püpü. Senin adın Püpü. Sonra bir de eşeğimiz geldi. Ona sandık falan koyabiliyoruz biliyorsunuz. Yani 2B2T illa izliyorsunuzdur 2B2T serisini. Eşekler çünkü eşya taşımamızda, eşya depolamamızda baya baya işimize yarayacak hayvanlardan bir tanesi. Tamam o zaman. Şöyle yapacağım. Kahverengi terakoda, beyaz beton, beyaz terakoda hepsine eşeğe yükleyeceğim ve şu şekilde getir götür yap. Aa, dostum geçemiyor lan bu. Aa, koca kışlı. Ah! Eşek! Lan! Oraya atılır mı? Ne yaptın? Seni de suçlayamam gerçi. Lan. Neyse. Başka üçlü mızrağımız vardı. Eksi dokunuşu yedekte yine vardı. Ama bunun olması. Oğlum ya. Nasıl atarsın beni? Ulan eşek. Ulan yaptın eşekliğini lan. Yaptın eşekliğini lan. Neyse, elmasımız da var aslında. Atlarımızı aldık. Hepsine eğer bağladım. Ve şöyle yapmamız lazım. Bütün atları şu tarafa bırakmaya başlayacağım. Tamam. Atlarımızı da yerleştirdik. Bir tane koyun buraya geldi. Şimdi yapmamız gereken şeylerden biri. Pillager'lar çıkmaya başladı ve ben de etrafa şöyle botlar koyacağım ki eğer bir pillager çıkarsa bota binecek ve biz de böylelikle pillager evcilleştireceğiz. Tamam, bir tane çıktı ama bizi vuruyor hemen. Hop 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 hop. Ho. Ama siz burada hop. Oha. Oha, keskin nişancı. Kapat lan şunları. Bu at buradan at.
Oha! Oğlum sen ne yaptın? Siz ne yapıyorsunuz? Hafız partisi falan yapıyorsunuz herhalde. Tamamdır. Önce uğraştan sonra şu masumiyete bakar mısın? Misafir çocuğu gibi duruyor ve pillimiz, pillager'ımız. Şöyle bir şey yapacağım. Sen. Ayı dostum sen ne ara oraya girdin lan? Oraya girmemen lazımdı. Dostum. Pilliliği takılıyorsun he. Şimdi sen aynen seçilmiş kişisin. Aslan parçası hey. Hey gel böyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Önceden kalma kayışımızı da alalım. Aa böyle mi oluyor ya? Oğlum ben geri döndü. Ben bunu o kadar plan yaptım. Kayışı koyacaktım. Onu çekebildiğim için çekecektim de falan da filan da. Pilli bu sarı koyun. Sarı koyun bu pilli. Misler gibi. Hatta pilli bak bu ev senin evin tamam. Bir Japon kültürü. Yani istediğin gibi takıl. Senin evin benim evim. Artık native biyomunda geçtik. Bu arada bu son diye anlamda son pillager'dı. Fark ettiyseniz az önce videoda o buradan attığını delici atış atıyordu. Onu öldürmek zorundaydım. Çünkü kalkan işe yaramıyordu. Ve benim de o kadar göğsümde delik açacak yerim yoktu. Öldürdüm pillimiz geldi. Ucu ucuna bir pillager'ımızın olmasını da kaçırıyorduk. Lan! Lan 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 lan! Hayır! Hayır 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 hayır! 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 Olamaz olamaz hayır hayır! Yanmamalı! Yanmamalı hayır! Hayır! Aa! Ne yapıyorsun? Hayır! Lanet olası! Senin küçüksün diye hiçbir şey yapmadım! Git buradan! Pilli iyi misin? Abi evimiz yanıyor! Hayır! Hayır! Pilli çık oradan! Pilli! Aa kova suyumda! Kova suyumda gitmiş! Kova suyum burada bir yerde olması lazım. Sadece ufak bir yangın. Sadece ufak bir yangın. Her yere atlamasın. Atlayıcı yerleri kapat. Atlayıcı yerleri kapat. Tamam küçük bir yangın sadece. Sadece küçük bir yangın. Oo aşağıya da mı? Aa, sadece küçük bir yangın. Hayır! Pilli yardım et bir şey yap. Evimiz yanıyor Pilli. Hayır. Hayır 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 burası olmasın bari. Burası. Hop nop 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 nop. Ah. Oh hayır. Olamaz. Bu çok büyük bir problem. Çok büyük bir problem. Su. Su lazım. Su lazım. Oh hayır. Su. Aşağıda yangın var mı? Tamam aşağıdaki yangın tamamen söndü. Lan tavşan sen de buradasın unuttuk seni ha. Cehennem hiç hoş olmayan bir yer. Sadece ufacık bir platform abi. Sizin canınızdan önemli mi? Ben burayı birazcık da tahtadan yapmasam akıllanmadın mı Doğukan? Lan yandı her yer yandı. Hala aynı şeyi yapıyorsun Doğukan. Evimiz biraz yanmış olabilir. Sen gir lan içeri tabii ki kızacağım. Bak kızacağımı bilerek girdi içeri hemen. Senin memleket bayağı bize sıkıntı çıkardı ha. Ya biz sen eksiktin. Oh wow 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 wow. Hayır. Tekrardan hayır. Lan. Lan. Evimi. Evimi bırakın. İşte bu. Lan evim kalmadı ya. Kendine gel hey hey. Dursun geçecek hepsi. Lan saldırma bana. Ya başlangıç noktasını bence bir salalım. Çünkü benim yapacağım şeylerden biri ben akasya kütüğünü depoladım orada. Ve şuraya bir tane Tory Gate yapacağım tamam mı? Şimdi arkadaşım aradı dedi ki neye bağırıyorsun çığlık atıyorsun diye aşağı katta. Biz mesela dişimi fırçalıyorum orada öksürüyor aşağı katta bir havalandırma var. Havalandırmadan hey ne yapıyorsun diyor üşüyorum ben de dişimi fırçalıyorum falan. Papağan. Hayır ya. Aptal papağan. Neden gidersin? Hayır ya. Tatlı orman memesi. Tatlı öldün işte. Al çık. Tamam seni atacağım. Seni hiç affetmeyeceğim tatlı orman meyvesi. Tatlı ol veya olma tamam. Aynen böyle. Mükemmel ötesi ya. Papağanı mı öldürdünüz ya? Soykırım. Sıçacağım ağzınıza. Oo bir de bana vurmaya çalışıyorsun. Mükemmel ötesi abi. Neyse Tory Gate'imizi şöyle yapacağız. Bol bol akasya kütüğünden yapacağız. Ya umarım yeter. Malzemeden yırtmak için. Şöyle ikili başlıyorum. Güzel olacak gibi geliyor. Aa ne yapıyorsunuz lan? Akın ettiler iskele. Burada yeniliği gördüler. Tamam abi takılın. Burası sizin artık tamam. Artık size güveniyorum. Hatta 4 oha lan. Sanki ayin yapacağız. Tam noktalarına geçtiler. Ya doğru orada şeyleriniz var stoklarınız var. Doğru lan. Bir buraya. Bir buraya. Ve evet. Bütün buraları bir
turuncu akasya ile beraber çeviririz artık. Bir akasya fidanı elimize geçerse, ama şu anlık elimizde gelen Tory Gate bu. Evet, biliyorum. Önceden yaptığımız şu kıvrımlarla beraber Japon evi dediğimiz, aslında Latin'den yapmam sıkıntılı lan. Ben bunu tam Japon evine dönüştüreceksem akasya kullanmam lazım. Çok mantıklı ama abi tekrar yapmayacağım. Şuradan birazcık daha kıvrım ekleyeceğiz, sonra olacak bitecek. Ne kafa sallıyor, ondan oldu işte. Gayet de güzel oldu. İskelemiz de var. Hatta şöyle bir şey düşündüm. Burada bir tane totemimiz var. Yandan da yan profilin çok çirkin ama ya. Neyse, zaten burnunu da kocaman. Ben alıştım buruna. Burası madem totem, bunların totemi, böyle bir yer yapabilirim. Burayı birazcık daha genişletirim ve bu tahta alanlarda sırasıyla köylüler, alışveriş yapabileceğim köylüler ya da marketçiler olabilir. Yani üzerine tıklarım, zümrütle istediğimi alırım ve bunlarla seviye atlatırım bunlara. İşte köylülere seviye atlatırım. Onlardan hiç alamayacağım eşyaları bile alabilmeme sebep olacak. Böylelikle de bu sistem çok çok işe yarar diye düşünüyorum. Onun dışında zaten evimizin içine sıçıldı. Burayı da daha modern, daha farklı bir şey yapacağız. Sonuçta ulan ya, yine örnek Japonya'dan geliyor. Ne Japonmuş ya? Mesela Japonya'ya atom bombası atıldıktan sonra adamlar o kadar hızlı toparladı ki, evleri tekrardan o kadar iyi yaptılar ki, yani şimdi bakın biz de onlar gibi yapacağız da bu kadar fazla Japon demek istemezdim. Sen ne Japon fanatiymişsin falan diyeceksiniz. Aslında Japonların bu kültürlerini seviyorum. Japonların kendilerinin o savaştaki davranışları falan filan, aslında pek etik bulmadığım, çok da hoşuma gitmeyen davranışları var ama olsun da, yapıları, mimarileri iyi değil mi? Poli. Senin adın Poli bu arada. Evet, eşeğimiz çok heyecanlı çünkü artık obsidyen yeteri kadar topladık ve portal açacağız. Buraya da merdivenlere de birkaç rütuş attım ki burada arada kalıyorduk ve buraya da portal yapamıyordum. Evet, buraya portal yapmak kafamı şey yaptım, başka yerde olabilirdi ama bu ev zaten pek kullanışsız, birazcık depo tarzında. Tamamdır, o zaman hazırsanız açıyorum. Arkada ne olabilir? Sonuçta Skyblock'tayız, her şey biraz kafa karıştırıcı ama atılalım bakalım. Bam! Evet. Ohoho, maşallah. Doğukan, ne bekledin ki Skype? Ben şey düşündüm, yine böyle bir yere gireriz, yine havada uçuyordur, Skyblock'ta dizdir falan filan. Tabii onu ayarlaması ayrı bir, farklı kodlar falan istiyor da. Ama ne bileyim ya, daracık yerden gip geniş alana geldim. Sıcak burası, hem sıcak sevmem. Geri dön. Şöyle bir şey yapabiliriz. Buradaki golemin bir şeytan bir melek halini yapacağım ve meleği de kuarslardan yapmam lazım. Bobo kuarsın geldiği tek yerde Nether tabii ki. Yani böyle. Portalımız da var, her şeyimiz var. Burada artık Nether'ı saldık ve o da ne? Kuvars bloğu. Bobo kuvars bloğunun olduğu bambaşka bir yere geçtik. Burada arılardır vesaire bir sürü. Şekiller de var. Tamam, çok güzel. Çok güzel, huzurlu bir yere geldik. Hiçbir şekilde kötücül Nether'daki gibi yaratıklar falan bizi öldürmeye çalışmayacak. Misler gibi o melek heykelimizi de yaparız. Şeytan heykelimizi de yaparız. Hatta o akasya kütüklerini de birazcık daha elime geçtikçe bir sonraki bölüm bir bakarız abi. Arı! Bir bakarız arı. Evet. Şu ana kadar yapabildiğim şeyler bunlar. Daha fazla akasya bulduktan sonra, daha fazla prizma bulduktan sonra, ey dostum dönme artık. Başın döndü lan. Tamam, yeter. Buraları tamamlarım. Şimdi şöyle iki tane platform yaptım. Sola şeytan, sağına melek olaraktan bu bir normal bir köylümüş gibi heykeller yapacağız. Şimdi şeytana nether blokları için yeteri kadar nether bloğumuz var bence. Quartz bloklarıyla da beraber buraya bir tane melek yapacağım. Aslında Sezar'a benzeyecek ama olsundu. Aynı şekilde. Sadece bu birazcık havuzda eğleniyor. Melekler de, şeytanlar da solunda sağında cirit atıyor. İlk olarak şeytanla başlayalım. Evet. Bir şeyler garip duruyor, sizce ne? Tabii ki burun. Oğlum siz burnsuz daha da tipsizsiniz bu arada. Burnunuza şükredin. Şuna bak. Tamamdır, geldik. Burada hemen şeytanımız da var. Güzel duruyor ama bir şekilde beğenemedim. Bir şekilde sanki kötü duruyor. Sen melek misin dostum? Melek böyle dönüyor. Sinsice yavaşça dönüyor böyle. Evet Doğukan, seninle konuşmam gereken bir şey var. Ellerinde kavuşturmuş bir bilge gibi. Dostum tamam, sen o zaman heykel olarak dikil orada, tamam? Ücretini de veririm. Aha, günlük bir bifteye anlaşırız. Al bunu, karnını doyur. O zaman melek heykelinden de yırttık şimdilik. Değil mi? Allah vallahi da yapıyor. Dostum, oğlum ciddi değildim lan. Hareket bile etmiyor. Alo, hey, hey. Dostum, zoruna değilsin. Oha, şaka yapıyorsun. Oğlum, oha. Ay... Tam duruşuyla, tam şeklinde. Aha!
Tipe bak. Oğlum ne yapıyorsun? Koyun falan yemeyeceksin değil mi? Sen de sınan böyle. Ah kedisin sen. Oğlum oselot falan sandım. Balık. Balık tabii. Kesinlikle balık. Tamamdır. Pisi pisi Moria. Daha kedimiz bile değilsin ama dostum tilkilerin oraya gitmeyi yerler bile seni. Bak sıkıştın koridorda ne yapacaksın? Tabii ki yemek yiyeceksin. Hemen dikildi. Evet komutanım. Tamam iyisin değil mi? Tatlı şey sen seveyim seni. Muah. Kaçma benden artık. Kedimiz de var artık. Senin tasmanı değiştirebiliyor muyum acaba rengini falan? Pembe. Hadi bakalım. Gel bakalım. Aynen. Oh. Sen baya tatlı oldun lan. Güzel kızım benim. Canım benim. Lan Polly'nin bile ismi yok. Gel Polly sana da isim verelim artık. Polly'nin resmi bir ismi yok. Kediyi yaptık hemen. Kediler şeytani şeyler. Polly artık senin de bir ismin var. Itol It. Sana böyle dememeliydim dostum ama Vittorio gibi Ittorio diye bir isim koyacağım. Hani Itol It hiç hoş bir isim değil yani kaba anlıyor musun? Onun için de sen Ittorio'sun ve pisi pisi Moria'mız da var. Şimdi öbür heykeli yapmaya başlayalım. Bu heykel o sen görevini cidden yapıyorsun ha. Ama yoruluyorsun tabii yorucu dostum. Seni artık azat ediyorum. Heykel olmana gerek yok tam. Vallahi yok. Şaşırmış olabilirsin sesler çıkarıyorsun ama. Hı, anladım. Aynen. Ben şurada aynen oraya git. O söz dinliyor lan. Heykel Bush diye bir isim geldi içimden. Artık senin de bir ismin var. Heykel Bush. O zaman yeniden başlayalım. Nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Burada kuvars bloklarımız baya var. Şu şekilde başlasam. Ama aslında şöyle. Ortasını şekilli yapmamız lazım. Tık tık. Dostum heykelinizi yapıyorum işte. Sevindin mi? Güzel olmuş mu? Aha tamam teşekkür ederim. Oymalılar var. Oymalılar baya sıkıntı ya. Oymalıları şöyle mi koyacağım? Bir de şuraya koysam. Bayağı çirkin oldu ya. Bu nasıl bir melek? Bu cennetten kovuldu da buraya geldi herhalde. Yani ben olsam ben de kovarım. Hadi bakalım. Gel burnunu da yapalım. Yok abi. Ya bu melek değil. Bu başka bir şey. Gözlerini sanırım şöyle kısmamız lazım abi. Artık bir şeytanımız bir de meleğimiz var. Melek tam meleğe benzemiyor. Evet kanatlarını falan da yapmam. Aa, evet aslında çok mantıklı. Ama nasıl kanat yapacağımı bilmiyorum. Bunun birazcık daha fikri lazım. Şimdilik bu şekilde normal bir köylümüz var. Solunda şeytanı sağında meleği. Böyle fısıldıyorlar bir şeyler. Ana istediğim şeylerden birçoğunu yaptık. Ve bu mekanı nasıl yapacağım? Nasıl değiştireceğim? Hiçbir fikrim yok. Siz de yatın, yiyin, yatın. Yani bakın bunların hiç büyümemesinin tek sebebi bunlar yiyor sürekli. Oh mis. Koronada herkesin yaptığı şey göbek büyütün abi. Yani yapacağınız ne var ki başka? Şu yolları birazcık daha değiştiririm. Sanki buradan yayılmış gibi. Hani hem meleğin iyiliği yayılıyor hem de şeytanın kötülüğü yayılıyor gibisinden. Bu arada ipeksi dokunuşu basmamızın zamanı gelmiş. Onun için ipeksi dokunuşu hemen şöyle bir şekilde basıyorum. Bir tane arı kovanımız var. Arı kovanını kırmadan alabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey var. Ben endi tamamen yeşillendirdiğim sıralarda bu şekilde bir sürü arı taşımıştık. Hani arı kovanın içine giren 10 tane arı olsun tamam mı? Onun da ipeksi kazmayla, ipeksi dokunuşla alabiliyorsunuz ve koyduğunuz yerde yaşamaya devam ediyorlar. Ve biraz da biz şurayı cennet bahçesi olarak yapmaya çalıştığımızdan dolayı böyle güzel bir yer. Şuraya da arılarımızı koyarız. Hatta şöyle bir tasarım yerinde olur gibisinden. Arıları buraya yönlendiririz. Burada da çiçeklerimiz yok ama çiçeklendiririz burayı. Arılar burada yaşar. Hem arılar burada etrafta çiçeklerini ararken burada dolaşacağı için de ekinlerimiz de gübrelenir ve hızlı büyümeye başlar. Burası dans pisti mi lan? Buradaki herkes dans ediyor. Ne? Lan? Bir dakika. Az önce Garfield diye bir kedi geldi ve aşağı mı atladı? Ben mi yanlış gördüm? Abi şaka mısın? Oğlum ben burayı tekrar yapmam lazım. Kedinin teki bildiğin düz intihar etti ya. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölüm arılarla uğraşacağız. Story gate'lerimizi tamamen bitireceğiz. Melek ve şeytanı yaptık. İçimde kalan şeylerden biriydi. Ve ben birazcık bu etrafı daha toplayayım. Birazcık yapılar falan yapayım. Onları da zaten size böyle hızlı bir çekimde gösteririm. Ayrıca Minecraft Dungeons o kadar sarıyor ki sabahtan akşama kadar. Normalde bu Skyblock bölümü dün gelecekti ama gelemedi. Çünkü hem kısaydı hem çok fazla Minecraft Dungeons oynadım. Çok sarıyor. Birçoğunuz için Dungeon Crawler güzel bir tür değildir. Belki ben istediğim gibi evimi inşa etmek istiyorum falan diyebilirsiniz. Evet oyunun çok fazla eksiği var. Kendi evinizi 3-5 hani böyle seçip içine dekorasyon yapabilseniz hatta Tower Defense gibi size saldıran yaratıkları mekanınızı geliştirerek atlatabilseniz çok daha güzel şeyler olabilir. Hani böyle küçük ufak oyun modları. Çünkü oyunun başlangıç noktasında belli yerlerde ki neyse bunu Minecraft Dungeons
Darkness bölümünde konuşuruz. Oyunda şu an 40 level falanım. Yarın da kutu açılımı falan yapacağız. Mister gibi bir bölüm olacak. O zaman izlediğiniz için, destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bambaşka bir Skyblock bölümünde görüşürüz. Neler yapmamı istiyorsunuz? Nasıl şeyler yapmamı istiyorsunuz? Yapım fikirleriniz, nasıl fikirleriniz var? Hepsini yazın. Çünkü çok fazla gelişemedim. Çok simple, çok basit şeyler yaptım. Özellikle de Japonya örneğinden sonra burayı nasıl geliştireyim? Nasıl yeni bir yer yapayım? Bunu söylerseniz güzel olur. Eskisine de çevirebilirim gerçi. Çünkü artık cehennem modu geçti. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Aslında Minecraft Dungeons oynamaktan Skyblock'a pek vaktim olmadı çünkü oyun cidden sarıyor ve hadi bir sonraki bölüme gideyim. Bir sonraki bölümü daha zor bir seviyeye gidip de orada saatlerce oynayıp geçeyim çünkü kolayda hızlı geçerken zor bir yerde cidden zıplayıp kaçmanız, ok atmanız, oklarınız bittiğinde yine stun atıp onları devirmeniz falan hani zorlaşıyor oyun ve hoş da. Tamam, kısa bir yapı falan filan zaten yayınlarda bayağı oynadık. Hatta son boss'a kadar geldik. Tabi o sırada oyun çöktü vesaire bir tam o anda çöktü, evet. Gittiğimizde de tekrardan yenemedik çünkü bayağı güçlüydü. Ayrıca OW bir sürü sıkıntıdan sonra en sonunda yayında izleyebilirsiniz. Hatamı telafi etmem için de zaten soru cevap videosu yakın zamanda gelecek. Takipte kalın. Buradan Elmas, 2B2T ve Crystal üyelerime çok çok teşekkür ederim. Naz İlhan, Film, Kayra Kaplan, Ahmet Alkaç, Ahmet, Berkay Özden, Mustafa Delibaş, Alp Arslan, Ese Zuk, Guhuz, Ata Ceylan, Moira, 7T Hydro, Abdülsemet Baştürk, Ay Alon K, Göksu The First, Salam Lordu 53, Berat Çiçek, Oyuncu Tospa, Rakı Goç, Basri Mert Turan, Doruk Onur Duman, Gözlük, Oyuncu Gamer, Hasan Zevne, Matrix, Mi Güneş, VFC, Efe Ekşi, Horex Studios, Yağız Erdem Keser, Please, Logdor Dedi, Heisenberg, 1905, Plutonlip, Mustafa Can Artemer, Baklavalı Börek, Armored Vandere, Dagi Studios, Mr. Bombbreaker, Tuna Demirkaya, Samet Akkaya, Emre Ertuğrul, Random Bytes, Oyun Günlüğü, Dandik Bey, Otto Van Bismarck, Mert Ali Gökmen, Bay Obsidian, Eren Dede, Nak, Dehamcan Söylemez, Okyanus, FMH, Alpha Gamer TR ve Sıfır. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Aynı anda Demir üyelerime de teşekkür ederim. Dolunay, Econix, abi bu nasıl isim ya? Bu nasıl, cidden nasıl isim bu? Okunmuyor bile. Eko, Bidededin, Nox, TR abi. Teşekkür ederim. Çok süper bir isim. Enes Tunç, Pluto, First Jax, Gökalp Akçiçek, Ramazan Kahyan, Ali Emre Kaya, Eyüp Sinan, Doruk, Mert Alişov, Aydoğdu Deniz, Oze Günlükleri, X, Loverclaw, Winston XP, HYS Evreni, Her Şey Var, Oyuncuların Efendisi, Batuhan Yılmaz, Morstaker, Kaan Kaan, Meyvo, Karaca Özkübülay, Berk De Vanka, Enes Reds Genç, Creepy Creeper, Hitsizlikteki Bir Çınar, Burak Bine, Mergen, Berkay Tas, Hasan Efe Mumcu, Firefox, Mayan Foreyen, Doruk Kılıç, Dust Flower ÖB'ye, Onur Berkay Ay Yıldız, King Okeanus, Legocu Ahmet Beşer, Can Önder, Deadmark, Baran Yıldız, Hype Names, Andre Edgar Balcıoğlu, The King of Sucuks, Bibistik, Asya Dev ve Saxonidis. Destekleriniz için cidden çok teşekkür ederim. Her videoda böyle söylüyorum, monoton gibi oluyor ama monoton değil, cidden. Kriterlerinizi aşağı yazın. Bambaşka bir Skyblock'ta görüşelim. Çünkü böyle kısa bir video oluyor ve Minecraft Dungeons'ın suçu. Gidip onu suçlayın, tamam mı? Skyblock'un kısa olmasının tek suçu o yani. Cidden. Kısa dönemde olsa eğlendirebilecek ve güzel bir oyun. Önceden Diablo falan oynadıysanız benim gibi tabii ki saracak. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.